Hani senin rağbetin Allah'a? Demek ki hanımına gösterdiğin rağbet Allah'tan fazla olmuyor senin. Daha ne diyerek ayıp kandilini kutluyorsun sen? Sana ne ayıp kandilinden? Senin rağbetin Allah değil ki. Öyleyse. Bakın regaib kandilin hangi açıdan ele alıyoruz biz? Öyle alışıla gelmiş efendim çıkıp da işte 3-5 tane mevlidçi bir gürültüyle, bir nameyle, bir terennümat ile regaib kandilini savmanın zamanı geçti. İnanmıyoruz böyle şeylere biz. Regaibi iyi anlayacağız. Rağbet nedir? Hazreti Muhammed Mustafa kimdir? İyi anlayacağız. Dünyanın en büyük inkılabını yapan zat. Dünyada şirki kaldıran peygamber, dünyada zulmü kaldıran peygamber, eşyadan ve maddeden koparıp kainatın rağbetini Allah yapan peygamber. Bir takım mevlid negamatıyla savamazsınız bunu. Kabul etmez benim yüreğim bunu. Amenna, onun derecatı yüksek Resulullah'ın. Onun makamı yüksek ama senin makamın yerin dibi olmuş bugün. Onun makamı çok yüksek Habibullah'ın ama senin makamın neresi? Hak dünya milletleri arasında ayak altında eziliyoruz bugün. 2 milyon insanımız kafir Avrupa'ya işçilik ediyor bugün. Hani senin rağbetin ve gaybin nerede? Hani senin imkanların? Hani senin hakikatin? Hani senin izzetin ve namusun? Bir takım mevlid okuyucularının icra ettiği merasim beni tatmin etmiyor vallahi ve billahi. Hiç tatmin etmiyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Regaibi iyi anlamak lazım. Mühim, çok mühim bir hadisedir bu. Geldi bir akkuş kanadıyla revan, sana amenna. Ya senin halin ne? Sen kimsin? Arkamı sığadığı kuvvetle eman, amenna ve saddakna. Fakat senin arkanı kim sığıyor, sen kimsin? Senin halin ne? Senin karın kızın ne alemde? Senin mekteplerin ne alemde? Mevlid'den sana ne bu haldeyken sen? Regaibi çok değişik açıdan ele alıyor ve Kur'an istikametinde tefsirine çalışıyoruz. Bakın, ve ile rabbike tergab. Bugün ayağındaki ayak kapıdan saçlarına taktıkları tokalara kadar neslimizin rağbeti vallahi Allah değildir. Ayağına geçirdiği ayak kapıdan, bacağına geçirdiği pantolondan, sırtına geçirdiği bluzdan, tırnağına geçirdiği ojeden, dudağına taktığı rujdan, her şeye kadar bu nesil İslam'ın nesli değildir. Hangi regaib kandilini kutluyorsun hacı? Neslinin rağbeti Allah olmalı ki regaib kandilini kutlayasın. Anla benim maksadımı, anla benim meramımı, anla benim ızdırabımı, anla benim yüreğimdeki çarpıntıyı. Ben bu cemiyete İslam cemiyeti demiyorum. Caddesiyle, sokağıyla görüyorsunuz. Haramlar, isyanlar çepeçevre kuşatmış bizi. Mahalle bakkalları adeta meyhaneye dönmüş bugün. İçkisiz ne bir bakkal var ortada, ne bir çakkal var. Her şey Allah'a isyan ile başlıyor, isyanla bitiyor bugün. Bu cemiyet İslam cemiyeti midir? Hatta geçenlerde derin derin düşündüm. Şu Kurova'yı inceledikten sonra düşündüm. Bugün hacılarımızın, hocalarımızın, hatta tarikat erbabımızın bile, tesbihli tarikatlı kardeşlerimizin bile tereddütsüzce fırından alıp yediğimiz ekmek var ya, fırınlardan alıp yediğimiz ekmekleri hatırlıyor musunuz? Araştırdım, bir de baktım ki bu ekmeklerin hasıl olduğu buğdaylar Şukurova arazisinde yüzde bilmem kaç nispetiyle korkunç faizli kredilerle ekiliyor. Ve sen faiz kanalından gelen ekmekleri yiyorsun Müslüman. Hangi feyizden bahsediyorsun? Hangi regaibden bahsediyorsun? Bir karış toprak faizli kredisiz ekilmiyor, ekilmiyor. Ve sen faizle ekilen buğday ekmeğini yiyorsun çatır çatır. Hangi tesbihten, hangi tarikattan bahsediyorsun sen? İslam'ın cemiyeti kuruluncaya kadar tarikatlar, hareketler, tesbihler bilmem ki ne sonuç vereceklerdir. Yediğin ekmek bile faiz kanalından geliyor. Sırtına giydiğin elbiseler, pamuklu dokumalar, mensucat sanayi baştan başa faiz üzerine kurulmuş memlekette. Hangi hürmetten, hangi rahmetten, hangi ilahi rahmetten bahsediyorsun? Faizin en küçüğünden en büyüğüne kadar Allah lanet etmiş olduğunu Allah'ın Resulü figan ederek söylüyor ve sık sık söylüyorum.
Er-riba selasün ve seb'ûne bâben, eyseruha en yenkihar racul ümmehu emâmel Kâbe. Faiz denilen lanetin, rezaletin o kadar çeşidi, o kadar enval, aksamı, eczası var ki 73 çeşit faizcilik var diyor Habibullah. En küçük faizin, en küçük ve en basit, en kolay faizin, faiz almanın ve vermenin Allah katındaki günahı bir Müslümanın Kâbetullah'ın önünde anasıyla fuhuş yapması gibidir diyor Resulullah. Bu cemiyete Müslüman cemiyet mi diyorsunuz siz? Yapmayın Müslümanlar, kendi kendinizi aldatmayın. Hangi İslam cemiyetinden bahsediyorsunuz? Hangi Mevlid kandilinden bahsediyorsunuz? Tatmin olabilir misiniz? Şuurunuz doyabilir mi sizin? Bakınız, Tevbe suresinin 59 numaralı ayetini arz edeceğim. Bugün bizim neslimiz, nefsimiz, cemiyetimiz, her şeyimiz Allah'ın rızasına uygun mu değil mi? Cevabını vicdanınıza siz vereceksiniz. Mevlamız buyuruyor ki, وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَكَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ سَيُبْتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Eğer onlar şu insan toplulukları, şu insan kalabalıkları Allah ve Resulünün emrettiği hususlara, hükümlere razı olsalardı ve Allah bize yeter deselerdi, bize muhtaç olduğumuz her şeyi verecektir deselerdi, daha inna ilallahi rahibun, bizim rağbetimiz yalnız Allah'adır deselerdi, ben bu cemiyeti arzın üzerinde mahkum değil, hakim kılacaktım diyor Allah-u Teala. Biz bugün mahkumuz. Avrupa'dan gelecek kredilere mahkumuz. Amerika'dan gelecek yardımlara mahkumuz. Kafir Avrupa'dan gelecek avuç dolusu kredilerle yaşamaya mahkum edilmişiz. Ben şanlı tarihin evladı, ben Bizans'ı fetheden Fatih'in torunu, hazmedemiyorum bu hadiseleri ben. Çıkıp da boğazın en dar noktasında fetih tarihinde bulunmamız hasebiyle söylüyorum. Şimdi bugün Robert Koleji'nin bulunduğu sahaya, noktaya çıkıp da bir takım hadiselerin, bir takım olup bitenlerin karşısında paniğe kapılmadan, en ufak irade zafiyeti göstermeden tepeye çıkıp da Sultan Fatih'in hiçbir şey beni yıldıramaz, ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans beni değişine hatırlıyorum Sultan Fatih'in. Sağ elini arşa kaldırmış, alnını secdeye koyduktan sonra elini Allah'a kaldırarak, semaya kaldırarak, ya Bizans beni alacak, ya ben Bizans'ı alacağım demişti. Ben bunların torunuyum öyle mi? Müslüman gençler, Müslümanlar, Müslümanlar, anlayın İslam'ı Allah aşkına. Rağbetiniz Allah olsun, rağbetiniz İslam olsun, yaşadığınız cemiyetin bütün rağbetleri Allah'ın ve İslam'ın ortaya koyduğu hakikatler olsun. وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulünün getirdiği hükümlere eğer razı olsalardı. Bugün bizim neslimiz razı mıdır bu Allah'ın hükümlerine? İçki satan bir Müslüman, diyorum ki siz Müslümansınız bakın, babanız da hacıymış, anneniz de hacıymış, ne kadar güzel, müminsiniz, isminiz de Mehmet, Ahmet, pekala, namaz da kılığa, tesbih de çekiyorsunuz galiba, evet. Peki neden bu bakkalda içki satıyorsunuz? İçki Allah'ın lanet ettiği bir maddedir. Allah haram etmiştir. Neden buna razı oluyorsunuz? İçki satmaya neden razı oluyorsunuz? Ve namaz kıldığını söyleyen bu aptal Müslümanın bana verdiği cevap şu: hocam eğer bu içkiyi satmasam acımdan ölürüm diyor adam. Daha inanmamış adamın kıldığı namazdan ne hayır gelir? Bakın Allah'a inanmamış bu adam. Resulullah'ı dinleyelim. وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Ey müminim diyenler, Allah neyi haram ettiyse, neyi günah ettiyse, o günah ettiği, haram ettiği şeyde size rızık yoktur, şifa yoktur diyor Rabbül Alem.
Sen hala Allah'a inanmamışsın sen. Hangi haçtan, hangi namazdan, hangi alayıkkanından bahsediyorsunuz? Adam içki satmasam ölüm, acımdan ölürüm diyor. Bu adamda iman var mıdır kalbinde bu adam? Bu cemiyet İslam cemiyeti değildir. İspatına hazırım her yerde, her mahkemede, her meydanda, her zindanda hazırım bunun ispatına. Gelsinler konuşalım. Bütünüyle yıkıntıya doğru gidiyoruz.